Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 2023 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Ocak ayının konu başlıklarına öncelikle bir göz atalım. Bu ay Yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. Kova burcundaysa bir yeni ayımız doğuyor. Güneş 20 Ocak'a kadar Oğlak burcunda ilerleyecek, daha sonra Kova burcuna geçecek. Gezegeniniz Mars bu ay İkizler burcunda retrosunu tamamlıyor. Ay boyunca da İkizler burcunda olacak ve Merkür retrosu Oğlak burcunda devam ediyor. Ay sonunda Oğlak burcundaki Merkür retrosu da tamamlanacak. Şimdi detaylara bakalım. Güneş 20 Ocak'a kadar Oğlak burcunda ilerliyor olacak. 23 Aralık'ta doğan Oğlak yeni ayının etkileriyle geleceğinize hedeflediğiniz kariyerle ilgili konular, iş, sorumluluklar, toplumdaki statünüz, yaşamınızdaki otorite kavramları, aile ve aile büyükleriyle ilgili konuların ön plana çıktığı bir dönemdesiniz ve Ocak ayının ilk yarısı bu konular sizin için gündemde kalabilir. Ve 7 Ocak'ta Yengeç burcunun 16 derecesinde dolunay meydana geliyor. Dolunaylar bir tamamlanma dönemi, aydınlanma dönemi. Yengeç dolunayında ay tüm gücüyle 4. evinizi aydınlatıyor olacak. Bu sizin için çok duygusal. Duygusal olduğu kadar kendi özel hayatınız, iç dünyanız, ev, yuva, ailevi konularına özellikle ışık tutan bir dolunay. Buralarda bazı konular netleşebilir hayatınızda. Örneğin evlenmek, yuva kurmak gibi bir konunuz olabilir. Taşınmak, yer değiştirmek, ev, emlak almak, evinizde bir düzen kurmak, aile üyeleri, ebeveynlerinizle ilgili konular özellikle sizi duygusal olarak etkileyebilecek ailevi konularda bu dolunayda daha fazla gündeminizi belirleyebilir. Öncü bir dolunay olduğu için sevgili koçlar sizin için çok önemli, önemli etki alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Dolunay 16 derecede meydana gelecek. Güneş burcu, yükselen burcu 16 derece ve yakınlarında olan 10-20 derece arası alabilirsiniz bunu. Koç burçlarımız daha fazla etki alabilirler ve kişisel doğum haritalarınızda öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa alacağınız etkiler dolunayda daha da güçlü olabilir. Dolunay tesirleri 20 Ocak'a kadar olan süreci de şekillendirecek. Gezegeniniz Mars biliyorsunuz Ekim sonundan bu yana İkizler burcunda gerileme hareketini yapıyor. Bu sizin için biraz da zor ve karışık bir süreç oldu. Bu ay 12 Ocak'ta Mars retrosu artık tamamlanacak. 12 Ocak'ta Mars 8 derece İkizler burcunda ileri harekete dönüyor ve ay sonuna kadar da yine İkizler burcunda olacak. Aslında Mart sonuna kadar Mars İkizler burcundaki hareketini devam ettirecek. Yakınlarınızdaki kişilerle olan ilişkileriniz daha fazla enerjinizi alıyor bu dönemde. Bunlar akrabalarınız olabilir, kardeşleriniz olabilir, yaşadığınız yerdeki çevrenizdeki kişiler, komşularınız olabilir. Zaman zaman Mars retrosunun neden olduğu anlaşmazlıklar, çekişmeler, çatışmalar da yaşamış olabilirsiniz ve veya hala bunlar devam ediyor olabilir. 12 Ocak'tan itibaren bir şeylerin daha hızlı çözüme kavuştuğunu görebilirsiniz artık ama Mart sonuna kadar da enerjinizi aslında daha çok bu bahsettiğimiz konulara yönlendirmeniz mümkün. Eğitimle ilgili yarım kalmış, eksik kalmış konular, yavaşlamış konular varsa ay ortasından itibaren hızlanabilir artık. Gecikmiş bazı seyahat planlarınızı tekrar gündeme alabilirsiniz. Ticari işleriniz, ilişkilerinizle ilgili anlaşmalar, sözleşmeler gibi konular da olabilir. Özellikle ticari hayatta da Mars'ın ileri harekete dönmesi sizin de enerjinizi güçlendirecek, mücadele gücünüzü, motivasyonunuzu arttıracak. Merkür Oğlak burcunda retro biliyorsunuz ve 17 Ocak'a kadar da bu devam edecek. 17 Ocak'tan itibaren Merkür retrosu da tamamlanıyor ve ay sonuna kadar da Merkür Oğlak burcunda ileri hareketli olacak. Bu nedenle Ocak ayına biraz enerjimiz düşük başlıyoruz. Hem Mars'ın hem Merkür'ün retro olması genel olarak günlük hayatımızın temposunu yavaşlatabilir. Gecikmeler, işte tıkanmalar yaratabilir. İletişim sorunlarına daha açığız, unutmayın. O yüzden bu ay mümkün olduğunca daha böyle sağduyulu, sakin, sabırlı olmaya çalışın. Üç kere düşünün, bir kere konuşun. Doğal olarak retro gezegenler size geçmişle ilgili konuları daha fazla gündeminize taşıyacağı için yani biraz daha belki içinde bulunduğunuz şartları gözlemlemeniz, gözden geçirip bir sağlamasını yapma fırsatı da verebilir. Bunlar işle ilgili, sorumluluklarınızla ilgili konular olabilir, kariyerle ilgili konular olabilir. Merkür retrosunda bunları tamamlayabilir, eksikleri
detayları gözden geçirebilir. Hatta normal zamanda göremediğiniz bazı detayları fark edebilirsiniz. 17 Ocak'tan itibaren Merkür'ün ileri harekete dönmesiyle beraber artık gelecek hedefleriniz, iş, kariyer, sorumlulukla ilgili konularda daha kararlı, daha hızlı olmanız, daha sonuç odaklı olmanız mümkün görünüyor. 20 Ocak itibariyle Güneş Kova burcuna geçecek. 21 Ocak'ta Kova burcunun bir derecesinde yeni ay doğuyor. Bu yeni ayda artık retrolar bitmiş olacak. Enerjiler taze ve Kova yeni ayı sizin 11. evinizde doğacak. Bu yeni ay ile beraber daha umutlu, daha geleceğe dair cesur, güvenli adımlar atabileceğiniz bir süreçtesiniz. Kova yeni projeler demek, yeni fikirler demek, yeni teklifler demek. Tabii ki size bir hani bir fikir gelebilir ya da bazı tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, toplumsal çalışmalarınız, grup çalışmaları, ekipler içerisinde olabilecek her türlü faaliyet, organizasyonlar içerisinde olabilecek her türlü motivasyonunuzu bu yeni ay destekleyebilir. Umudunuzu geleceğe dönük beklentilerinizi arttırabilir. Oldukça idealist, ufku açık bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Yeni tanışmalar da gündemde olabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Sabit burçta olan bir yeni ay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Kova, Aslan, Boğa, Akrep gibi sabit burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Ama bulunmuyorsa sizin için hani çok da belirgin etkiler getirmeyebilir bu yeni ay. Daha çok Güneş'in Oğlak burcunda ilerlemesi, Yengeç yeni ayının tesirleriyle ayın genelinde ailevi konular, kariyer hedefleriniz, planlarınız, biraz daha hani yuvanızın, özellikle ebeveynlerinizin yaşam şartları, onlarla ilgili sorumluluklarınız gündemde olabilir. Bunlara daha fazla odaklanabilir, gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.